Niye açık bu kapı? Çöpü çıkarıyorlar. Çöp saati. Berşan. Heh. Vaz mı geçsek? Ne? Ya yakalanırsak? Yakalanmayız. Ama yakalanırsak hayat boyu çıkartmazlar bizi buradan. Şimdi sırası mı bunların Reşo? Kamyon geldi gelecek. İçimi ürperme aldı Berşan. Korkuyorum. Kararını çabuk ver Reşo. Sen ne ya da sensiz. Ben mutlaka kaçacağım. Nazlı'mı bulacağım. Mutlaka. Vay be abicim. Burası da cezaevi mi Hilton mu anlamadım ha. Şu çöplere bir baksana. Bir ben eksiğim vallahi şunların arasında. Abi sen de gir o zaman, tam olsun bari. Ulan yüz verdik ya, cıvadın hemen ha ergele. Hadi yürü gidelim. Tamam be abi, sana da şaka yapılmıyor ha. Hemen bozuluyorsun. Hadi hadi, atla da gidelim. Bu akşam erken bağlayalım işi, Fener maçı var hadi. Tamam abi, tamam. Aziz ne oldu sana? Kafama vurdular. Kim yaptı ha? Berşan. Berşan mı? Yanında bir mahkum daha vardı. Yoksa firar mı edecekler? Al Kerem dayı, bir çayımızı isteydin. Hayrola? Maça yetişeceğim ama içeriz bugün çayı. Daha askerliğin bitmesine çok var senin. Hadi yolunuz açık olsun. Hop dur! Ne oldu? Kerem dayı bir sigara versene. Yabancı sigara vardır sende. Alo ben Hilmi. 2 mahkum firar etti. Kapıları tutun. Biri Berşan. Hadi iyi nöbetler. Sağ ol dayı. Arkadaşlar Berşan kaçtı. Kapatın kapıları. İnanamıyorum dışarıdayız. Kurtulduk galiba. Dur bakalım Reşo. Daha tehlikeye geçme. Çabuk koşun. Acele edin hadi. Çabuk. Kardeş sakin ol. Gel otur şöyle biraz. Karısı ilk doğuran sen değilsin ya. Sen İstanbul'dan kalk doğum yapmaya köyüne gel. Ah be Nazlı. Keşke tutturmasaydım. Senin de evini işgal ettik. Kusura bakma. Yok canım. Nazlı benim kardeşim sayılır. Buranın genç kızları başka yerde doğum yapamaz. Ya. Neden? Zarife ebenin eli hafiftir. Koşun çabuk. Kerem abi oradalar. Bize doğru geliyor. Çabuk acele edin. Koşun. Acele edin. Hadi Berşan çabuk. Çabuk. Koşun acele edin. Koşun. Şu taraftan çabuk. Çallıklara doğru koşuyorlar. Hadi Nazlı biraz daha akın hadi. Akınmaya devam et. Ben bittim artık Berşan. Merak etme. İzimizi kaybettiler. Nereden anladın? Ormanın sesini dinle. Gece ise, ormandaysan bütün sesleri duyarsın. Uçan sineğin vızıltısını bile. Oh be, sonunda. Hadi kardeş, geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Aferin kız, iyi yardımcı oldun. Aman Zarife, ömrümden gitti vallahi. Neden bu kadar zorladığı anlaşıldı. Nereden baksan 5 kilo bu oğlan. Nasıl çocuk Zarife? Herhangi bir şey? Yok yok, sapasağlam maşallah. Tombik bir oğlan çocuğu. Hadi verin kızlar annesine. Hoş geldin oğlum. Dünyaya hoş geldin. Aferin Nazlı. Zor doğum oldu ama iyi atlattın. Sen hep böyle güçlüydün zaten. Bu gözler çok şey görecek. Doğruyu görsün, eğriye şahit olmasın. Kara gecenin içinde, kara sokakta, kara kediyi önceden görsün. Ay yüzlü yarini aydınlık içinde bulsun. Hep aydınlık görsün bu gözler. Hep aydınlığı görsün. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Buraları toparlayalım da babasını çağıralım. Ağaç oldu kapıda. Evet Reşo kardeş. Yollarımız artık burada ayrılıyor. Bana yoldaş oldu. Çok sağ ol. Sen sağ ol Berşan. Sen olmasan içerideydim hala. Artık ayrılıyoruz kardeş. Söylesene, seni böyle değerlendiren ne oldu? Hapisten kaçırtacak kadar. Senden saklamam Reşo. Her şeyi konuştuk. Sevda'yı hep anlatırdın ya bana. Gözü karadır derdin. Dönüşü olmaz derdin. Yaşar bir mektup yollamış. Ne yazmış mektupta? Bana Nazlı ile ilgili bir şey sorma. Onu ölmüş bil diye yazmış. Neden böyle bir şey yazmış ki? Bilmiyorum. Ben de onu öğrenmeye gidiyorum. Ne demeli? Yolun açık olsun. Eyvallah. Allah bahtını açık etsin. Efendim? Abi iyi geceler. Rahatsız ettim. Kimsin? Ben Kaplan. Az önce haber uçurdular. Berşan hapisten kaçmış abi. Hapisten mi kaçmış? Hem de izini bile kaybettirmiş. Alo, alo orada mısın abi? Bana bak Kaplan. Beni bu telefondan ilk ve son arayışın olsun. İşini yaptın, paranı aldın. Ben bilmek istedim. Tamam diyeyim. Kes. Olayı da Berşan'ı da unut. Unut. Berşan. Keşke hapiste kalsaydım. Şimdi seni daha büyük acılar bekliyor. Efendim emrettiğiniz gibi Mesut Bey geldiler. Yanınıza alayım mı? Gelsin. Buyur. Beni çağırtmışsın sabahın bu saatinde. Otur şöyle. Haberler kötü. Kötü mü? Berşan. Ne olmuş Berşan'a? Hapisten kaçmış. Ne? Hapisten mi kaçmış? Evet. Hey! Dur! Dur! Sağ ol birader. Adam içerideyken için bir nebze olsun rahattı. Sağ ol. Ama şimdi... Merak etme. Birkaç güne kalmaz yakalanır yine. Yakalanır yakalanmasına da... bu durumu avantaja çevirebilir miyiz diye düşünüyorum. Anlamadım. Onu jandarmadan önce biz yakalamalıyız. Niçin? Sonsuza dek susturmak için. Hı, kesin çözüm ha? Evet. Hem bu defa başkalarına güvenmeyeceğiz. İşi sen halledeceksin. Ben mi? Evet sen. Tüm servetim ve hayatım söz konusu. Kaderimi cahil bir köy çocuğunun ellerine bırakmak istemiyorum. Anlıyor musun? Anladım. Gereği neyse yaparım. Nasıl bulacaksın? O da benim işim. Bu tür adamların dünyaları küçüktür. Fırsatını bulduklarında ilk gidecekleri yer memleketleridir. Nereliydi bu çocuk? Malatyalıdır da hangi köy bilemiyorum. Zamanımız yok. Sen hemen yola çık. Peki. Bak, bunları bebeğe almışlar. Ah Mehmet, daha yeni doğdu. Onu nasıl görsün? Hay Allah, kafamı kaldı. Uçaktan yeni indim. Pirpirim mi? Ne tarafında kalıyor Malatya'nın? Anladım. Sağ ol Eşref. Bu kez şansın yok Berşan. Çocuğun adını koyma vakti gelmedi mi Nazlı? Ben birkaç isim düşündüm. Ali olabilir mesela ya da Can. Can güzel bir isim. Sen ne dersin? Çocuğun adı belli Mehmet. Boşuna düşünme. Neymiş? Yalçın olacak oğlumun adı. Karşıki dağlar gibi Yalçın olacak. Berşan. Sessiz ol. Nereden çıktın sen Berşan? Bana bir şey sorma Yaşar. Sadece sordum acaba der. Tamam sakin ol. Neden mektuptan Nazlı'ya ölmüş bile yazdın? Başına bir şey mi geldi? Konuşsana Yaşar. Sırf bu yüzden hapisten kaçtım. Jandarmayı peşime taktım. Konuşsana. Peki söyleyeyim. Nazlı'ya bir şey oldu yok. Şu anda köyde zaten. Köyde mi? Kendi evinde mi? Hayır. Benim evimde misafirler. Oraya gitmesen iyi olur Berşan. Dinle beni ne olur. Hayır Yaşar gitmeliyim. Nazlı'mı görmeliyim. Berşan! Hayırdır oğlum ne oluyor? Bir olay mı var? Bir kaçak var dayı. Hapishaneden kaçmış. Buralıymış. Köyüne gelir dediler de bize. Adı Berşan. Ne dedin? Berşan. Berşan ha. Tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Gördün mü peki bu civarda? Yok görmedim. Görürsen haber ver. Ama yakında görürüm mutlaka. Berşan. Çoraplarımı gördün mü Nazlı? Sen... Ne amaçla geldiğini bilmiyorum ama buraya geldiğine pişman olacaksın. Yapma Mehmet. Bu bir katil Nazlı. Katil. Biliyorum ama yine de yapma. Bir eşkıyayı savunma bana Nazlı. Evet. Buraları titreten bir eşkıya vardı bir zamanlar. Bu dağları, bu köyü zorbalığıyla değil, aşkıyla titrerdi dağlar. En çok da birinin yüreğini titretirdi bu eşkıya. O yürek ki eşkıyanın eşkıyalığının sebebi. Dillere destan aşkları dağlara yazıldı. Gözlerinin ateşiyle yaktığı türküler diyarlar dolaştı. Demek o eşkıya öyle sanmış. Mezara kadar sürecek o aşk. Ne büyük yalanmış. Aşk uğruna dağa çıkan o eşkıyaya herkes saygı duydu. Herkes sevdi onu. Mertliğiyle, cesaretiyle dilden dile dolaşan bir efsaneydi. Onun gibi olmak istedi bütün çocuklar. Kahraman bellediler. Ama 3 kuruşa kanınca, kanlı paraya bulaşınca elleri... Yalan! Bu adam neler soktu kafana? Boşuna inkar ediyorsun. Her şey ortada. Para için adam vurmam ben. Gözlerime mi inanayım yoksa sana mı? Cezanı o zaman veremedim ama şimdi vereceğim. Mehmet yalvarırım yapma. Bırak gitsin. Bırak Nazlı. Yalvarışla kurtulan bir hayatı yaşamam ben. Aklıma almıyor Nazlı. Nasıl kıydın bize? Hiç mi acımadı için? Berşan, yüreğin parçalanmıyor mu sanırsın? Yüreğime kalsa koş ona diyor. Olanları unut. Ama aklımın acıması yok sana. Mapusa gireceğime mezara gireymişim. Desem ki gözünden ırak oldum, gönlünü kaptırdım birine. Mehmet, çıkmasaydın karşıma. Allah'ım neler diyorum ben, Mehmet'in hakkını ödeyemem. Ama bebek, demek ki içeri girer girmez. Ah Berşan, neden böyle oldu? Dünyanın adaleti niye seni, niye bizi vurdu ki? Ey koca Berşan, dağlar eşkıyası. Bu kadar mı güçsüz kalacaktı? Berşan değil mi bu? Berşan dönmüş. Mahpustan kaçmış. Jandarmadan hiç mi korkmaz bu adam? Ben geldim ana. Oo, kimler gelmiş? Beklemiyorduk seni uzunca bir süre. Ver elini öpeyim ana. Köye dönünce kucak mı açacak sandın herkesi? Bana bak. Babam da çekip gitti, yerin yok burada. Ettiğin onca kötülükten sonra anamın insafına dua et. Yılan diline sahip ol, koparmasın birileri. Elini öptürmeyi çok mu gördün Berşan'la? Sen kötülük yaptın. Ne yapmışım ana? Günaha girdin sen. Şehir yeri dağlara benzemez. Eğriyi doğruyu ayıramadın orada. Şeytana uydun. Ana, aslını astarını bilmeden konuşma. Mert'e sığmayan bir şey yapar mıyım ben? Anam da inanmazsa kim inanacak bana? Ne zaman yalan söyledim sana? Yalan söylesem anlamaz mısın? Tanımaz mısın Berşan'ı? Adamdaki cesarete bak. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Yüzüme bak ana. Gözlerime bak. Bakılacak yüzün yok senin. Cezanı yatacağına damdan kaçmışsın bir de. Bana dua et Berşan. Köyünde ölüyorsun. Biz siz eksiktiniz. Silah olabilir. Dikkatli olun. Elimizden kaçmışsın. Tamam. Berşan nerede? Berşan mı? Evi arayın. Aa! Evde kimse yok. Berşan! Gel, gel otur şöyle. Mahkemeler daha insaflıymış. Mahpusa koysalar da dinlediler beni. Ama Nazlı, anam, diri diri gömmekten beter ettiler. Herkes çok şey konuştu, çok şey söyledi ardından. Birden inanmalarını bekleme sana. Elden bahseder gibi konuşma. Anam, sarıldığım eli değil taştı sanki. Zehra bacı çok yaş döktü senin için. Bir tek şimdi mi? Geceleri uykusuz geçti Berşan'ım nasıldır diye. Ya Nazlım, çektiğimiz çileleri düşündükçe... Senden yana kuşkum yok oğul. İncilsek de, üzülsek de hep doğruyu söyledin. Ama Nazlı... Öyle değil, bana inanmalıydı. Nasıl yapabilir böyle bir şey? Aklım almıyor. Sen de hemen yargılama onu. Uzun uzadıya anlattı bana. Şane'de ortalardan kaybolunca İstanbul'da yapayalnız. Nazlı için kolay mı oldu sanıyorsun? Kol kanat gerdi Mehmet ona. Adını anma o herifin. Bunlar bir yana, tehlikedesin Berşan. Suçlusun adaletin gözünde, kaçaksın. Ne yapacaksın oğul? Dağa çıkacağım. Aşkın için dağlara çıkmak başka, mapus kaçaklığı başka. Jandarma bir katilin, bir tetikçinin izinde. Peşini bırakmazlar, yaşatmazlar. Jandarma kurşunu Nazlı'nın yanında ne ki? Delirme Berşan, sonu yok bu yolun. Biliyorum ama kararımı verdim. Dağlar hıyanet etmez bana. Lafımı dinlersin sandım. Sanki bilmez miyim ne yapacağını? Ahıra git. Hazırlığını yaptım. Atın, erzağın orada. Silahın da. Ah. Nazlı? Nazlı, iyi misin sen? İyiyim. Benden bir şey gizlemene gerek yok. Zaten gizleyemiyorsun da. Bunları konuşmayalım Mehmet. Hayır, konuşalım. İçinde kalacağına konuşalım. Benim için katlandıklarını düşündükçe sana bunları yaşatmayı ister miydim sanıyorsun? Ama bıçak gibi kesemiyorsun bazı şeyleri. Geçmişi bir türlü silemiyorsun. Seni suçlamıyorum. Ama böyle elim kolum bağlı olunca, olaylara müdahale edemeden durdukça... Böyle sürmeyecek Mehmet. Her şey yoluna girecek. Sana hak etmediğin şeyleri yaşatacak değil. O kadar insafsız değil. Sadece zamana ihtiyacım var. Kendimi toplamak için biraz zamana. Her şey güzel olacak. Hepimiz için. Üçümüz için. Ha? Hadi oğlum. Bir atlı hızla dağlara gidiyor. Berşan olmalı. Bu o. Yıkık medrese yolundan gidelim komutanım. Belki önüne çıkabiliriz. Tamam, acele edin. Hata istemiyorum. Komutanım şurası. Hızlı o zaman, çabuk olun. Elimizden kaçırırsak yakarım askerlerimizi. Dur, teslim ol! Kaçırdık, atlattı bizi. Kim var orada? Cemşit Erdoğan siz misiniz? Buyurun benim. Konuşabilir miyiz? Önemli bir mesele. Tabii, buyurun. Ne kadar güzel çömlekler. Siz mi yaptınız? Sağ olun. Ben yaptım. Hayret, çok ince bir ruhun ürünü bunlar. Sizin gibi bir adam nasıl yapmış olabilir? Özür dilerim. Misafire bu soru sorulmaz ama... Neden gelmiştiniz? Bir mektup getirdim size. Ne mektubu bu? Kimden geliyor? Bilmem, hatırlar mısınız? Müberra Hanım'dan. Müberra... Bunları size getiren ben olmak istemezdim. Aslında sizi hiç görmek bile istemezdim ama başka çarem yoktu. Affedersiniz, siz kimsiniz? Beni boş verin, kim olduğum önemli değil. Yoksa sen mi? Müberra'nın kızı mısın? Yani benim... Sakın o kelimeyi ağzına alma Cemşit Bey. Senin kızın falan değilim. Benim adım Bahar. Sen sadece benim dünyaya gelmeme sebep olan adamsın, o kadar. Her şey o mektuplarda yazıyor. Onlar annemin 20 yıldır sana yazıp yazıp yollamadığı mektuplar. Benden bile gizlemiş. Evi taşırken buldum bu mektupları. Neden yollamamış? Yollamamış. Çünkü senin mutluluğun bozulsun istememiş. Bu senin anlayacağın bir duygu değil tabii ki. Bu mektupları tek tek okuyacaksın. Hayatı kendine zehir etmiş bir kadının hikayesini öğreneceksin. Ve kendinden nefret edeceksin Cemşit Bey. Bu kadar yolu sırf bunun için geldim. Acı çekme sırası artık sende. Çünkü iki gerizekalıdan duyduğun laflarla o kadını bırakıp gittin. Gencecik, karnı burnunda bir kadın. Üstünde bir iftiranın damgası. Hayatını nasıl yeni baştan kurdu hiç merak ettin mi? Bir maaşla hem evini geçindirip hem çocuğunu nasıl okuttu? Dul bir kadın olmanın ne demek olduğunu sen biliyor musun Cemşit Efendi? Bir aşk yüzünden hiç evlenmeden hayatını tüketmek nedir sen bilir misin? Ben mutlu muydum sanıyorsun Bahar? Hamile bir kadını tek başına bırakmak çok mu kolaydı sanıyorsun? Çok dokunaklı. Ağlayacağım şimdi. Sen o palavraları git saf köylülerine anlat. Seni soruşturdum. Öyle bir anlatıyorlar ki peygamber filan sandım. Ama herkes ne mal olduğunu öğrenecek. Daha küçücük bir kızdım. Okulda rehberlik dersleri olur. Her sene başında öğrencilerden kendisini tanıtmasını isterler. Ana adı, baba mesleği. Küçücük bir çocuk. Bunlara nasıl cevaplar verdim sence? Ne yalanlar söyledim. Yanılmıyorum Cemşit Bey. Sen kötü bir adamsın. Gitme kızım, gitme. Beni 20 yıllık yalnızlığımla baş başa bırakma. İyi günler. Kusura kalmayın. Sabahın bu saatinde rahatsız ettim. Estağfurullah. Kime bakmıştınız? Belki benden bahsetmiştir Berşan. Yıllar oldu ama asker arkadaşıyım. Tahsin. Yolun bu yanlara düşmüştü de. Berşan nerede acaba? Berşan yok. Asker arkadaşı ha? Evet. Bırakın bunları. Dağdaki eşkıyanın asker arkadaşı mı olurmuş? Berşan'ı mı bulmak istiyorsun? Nerede bulurum onu? Berşan'ı burada değil, dağlarda ara. İyi de hangi birinde? Vallahi kimse bilmez onun hangi tepede, hangi inde olduğunu. Belki... Evet. Belki Yaşar bilir. Yaşar? Berşan'ın en yakın arkadaşı. Pirpirim'de ortalıkta duran tek kamyondur. O kamyonu bul, Yaşar'ı da bulursun. Peki, sağ ol. Ha, asker arkadaşını bulursan selamımı söyle. Olur, söylerim. Günaydın Nazlı bacım. Berşan'ı duydun mu? Türküsünü duydun mu? Kim duymadı ki? Berşan yine dağda. Eskisi gibi. Sen de suçluyor musun beni? Ben senin yerine koyamam ki kendimi. Senin yaşadıklarını senin gibi bilemem ki. Ama... Ama ne? Ama gönlümden geçmiyor böylesi. Berşan'ı düşündükçe. Jandarma peşinde. Karış karış arıyorlarmış dağları. Bulamazlar değil mi? Umarım bulamazlar. Adını ne koydunuz bebeğin? Yalçın. Yalçın koydum. Berşan'ı bul Yaşar. Teslim olsun. Dağlar mezar olacak ona. Sen üzme kendini. Ben konuşurum. Yalçın uyanmadan gideyim. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle bacım. Görüşürüz. Yaşar sen misin? Evet de sen kimsin? Beni bırak da sen sorularıma cevap ver. Berşan'ı tanıyor musun? Evet. Güzel. Nerede şimdi? Neden arıyorsun Berşan'ı? Önce anlaşalım. Soruları ben sorarım. Cevaplar senden. Berşan nerede? Berşan mı? Anlaştık sanmıştım. Nerede o? Kızım abi. Ben. Sen değil. Dingil. Berşan. Hangi inde saklanıyor? Nereden bileyim abi? Ben tanımam ki Berşan'ı. Öyle mi? Öyle. Demek yakından tanımazsın ha? Hadi bakalım. Gelsin Berşan'ın, kurtarsın seni. Nerede Berşan'ı? Ha? Nerede Berşan'ın? Her kimsem, benden laf alamayacaksın. Berşan'a söyle, jandarmaya yakalanmak için dua etsin. Ben o kadar insaflı davranmam. Berşan benim. Yaşar. Ne oldu sana böyle? Kim yaptı sana bunu? Peşindeler Berşan. Jandarmalar. Hayır. Takım elbiseli bir adam. Köyden biri değil. Dik kahverengi saçlı. Sert yüzlü. Ben onu bulacakken adi herif. Yalnız mı? Yalnız sen ne yapacaksın? Yer gök jandarma. Adamlar fellik fellik seni arıyorlar. Sen kalkmış türkü söylüyorsun. Sabah türkünle uyandı köy. Merak etmiyor musun? Bana ne? O seni soruyor ama. Teslim olsun diyor. Başına geleceklerden korkuyor. Kendi başına geleceklerden korkuyor. Şeytan diyor in köye. İkisini de alnının çatından. Öfkeni anlıyorum. Haklısın. Ama o da haklı bir yandan. Yani kendi açısından. Sen de mi Yaşar? Beni bu meseleye karıştırma Berşan. Nazlı'ya çok kızgın olabilirsin ama o yavrucağın ne suçu var? Minnacık, dünyadan habersiz. O kadar masum ki. Yalçın bebeğin ne suçu var Berşan? Ne dedin sen? Adı ne dedin? Yalçın. Emin misin? Eminim tabii. Nazlı kendisi söyledi. Yalçın koymuş bebeğin adını. Yalçın. Adı sana var mıdır bu tepelerin? Şu Kikiç tepesidir. Ya şu yanındaki küçük olan? Onun adı Erbiş. Dorukların arasında aşarı bir oğlan gibidir. Bu Yalçın dağlar sanki benim evim gibi. Köye indiğimde beni çağırıyorlar gibi. Bir gün bir oğlum olursa adını Yalçın koyacağım. Bu dağlar gibi. Bir gün bir oğlumuz olursa adı Yalçın olacak. Yalçın. Yalçın. Köye gidiyorum. Ne? Delirdin mi sen? Ben ne dedim ki şimdi? Berşan! Berşan! Her yer jandarma kaynıyor. Köyün girişlerini tutmuşlar. Aptal kafam, ah aptal kafam. Berşan! 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 Berşan, ne arıyorsun burada? Ne yapıyorsun bebeğimle? Çabuk git buradan, jandarma gelmeden. Mehmet de birazdan gelir. Sana bir soru soracağım Nazlı, tek bir soru. Sakın bana yalan söyleme. Sakın. Bu bebek. Bu bebek benim oğlum.